filmi gibi bir hikaye. Öldükten sonra reenkarnasyonla dirilip katilini yakalatan küçük çocuğun hikayesi. 1990 yılında BBC tarafından ortaya çıkarılan olay her satırında yepyeni bir şaşkınlık doğuruyordu. Yıllar sonra da aynı şaşkınlık tüm etkisiyle sürüyor. Adına belgesel çekilen Titus Hing'in yaşadıkları reenkarnasyon delilleri arasında en üst sırada yer alıyor. Reenkarnasyon ölümden sonra dirilme şeklinde basite indirgenemeyecek bir inançsal temele sahip. Ruh göçü olarak da adlandırabiliriz bu olayı ve kişinin bedeni yok olsa da ruhunun sürekli yeni bedenlerle dünyaya döndüğü inancı aslında. Titus Hing hayatının henüz ilk yıllarında 2,5 yaşındayken ailesine öyle şeyler anlatır ki sanki başka bir hayatı yaşamış ve o an yeni bir hayatın içindeymiş gibidir. BBC'nin de yayınladığı belgeselde Titu Hindistan'ın kuzeyindeki Agra şehrinde bir eski evi tasvir eder. Titu iki çocuğu olduğunu, çocuklarını ve evini geçindirmek içinse bir radyo dükkanında çalıştığını anlatır. Bu yaşamı sürdürürken Titu değildir tabii. Ona verilen ad Sures Verma, eşinin adı da Uma'dır. Belgesel fikrinden önce Titu pek ciddiye alınmıyor. Bunları hayal gücüyle yarattığı düşünülüyordu. Fakat silahla şakağından vurulup öldürüldüğünü anlatarak ailesinin dikkatini çekecekti. Hikayesi büyük, kendisi küçük. Sadece vurulmaktan ibaret değildi. Bir önceki yaşamında gelen anıları Titu'nun. Şakağından vurulmuş, kurşun başının sol yanından çıktıktan sonra cesedi yakılmış ve sonunda nehre atılmıştı. Tüm bu detaylar aileyi korkutmaya yetti. Bir hayal ürünü olma ihtimalini halen yüksek görseler de ufak gerçeklik payı onları olayın aslını öğrenmeye itmişti. Titu'nun abisini olayların geçtiği Agra'ya yolladılar. Araştırmanın doğurdukları kafalarını iyiden iyiye karıştıracak cinstendi. Zira Agra'dan Uma adında iki çocuk sahibi bir dul kadın vardı. Kadın bir radyo dükkanı işletiyordu ve adı da tam anlatıldığı gibi Sures'ti. Titu'nun abisi dükkan sahibine Uma'ya ulaşır ve duyduklarını, gerçek olmasından şüphelendiklerini bir anlatır. Uma dinlediklerinden sonra Titu'yu görmek istediğinde Titu'yu Agra'ya getirirler. Karşılaştıkları an olaylar aile açısından rahatsız edici bir hal almaya başlar. Titu daha onlar tanıtılmadan babası olduğunu iddia ettiği iki çocuğunu tanır. Sadece çocuklarını değil, çalıştığı dükkanı da aynı şekilde hatırladığı için dükkandaki değişiklikleri fark ederek Uma'ya bu değişiklikler hakkında yorumlar getirir. Titu ve Uma adeta geçmişi yad etmeye başlarlar. Titu anıları tazelerken birlikte gittikleri bir panayırdan bahseder Uma'ya. Ve bahçelerine gömdükleri altınlardan da. Bu sırrı Titu'nun biliyor olması bir mucize gibidir neredeyse. Tabii bu mucizevi hatıralar önünde sonunda yerini o kan donduran hatıraya bırakır. Halen başında taşıdığı yara izine, öldürülüşüne gelir sıra. Bu karşılaşma sonrası incelenen otopsi raporu da Titu'nun anlattıklarını doğrular. Sures Verma sağ şakağından vurulmuş ve kurşun başının sol yanından çıkmıştır. Olay mahkemeye taşınır. Titu cinayetin detaylarını davanın yeniden açılması için yeniden anlatır. Olayın detaylarının yanında katilin adını da hatırlar Titu. Sedik Johaydin adında bir iş adamı. Akşam saatlerinde yanında bir kişiyle birlikte Sures evine geldikten sonra aracından çıkmak üzereyken onu vurmuştur. Agra polisi bu detayların peşine düşer. Sedik Joaydın sorgulandığı esnada cinayeti itiraf eder. Olay çözülmüş, Sures'in katilleri ortaya çıkmıştır. Çeşitli belgesellerle tarihe not düşülen bu olay sonrasında Titu ise mahkemeye bile Sures Verma'nın reenkarnasyon sonrası edindiği yeni yuvası olduğuna ikna etmiştir. Titu günümüzde ne yapmakta bilemiyoruz. Fakat hakkında çok az belgeye ulaşabildiğimiz bu olay sizce reenkarnasyonun bir kanıtı mı yoksa 28 yıl öncesinde ortaya çıkan bir hikayeden mi ibaret? Ve reenkarnasyonla ilgili Türkiye'den de çarpıcı örnekler var. Reenkarnasyonun ülkemizde sıkça yaşandığı Hatay'da daha önce başka hayatlar yaşadığını iddia eden vatandaşlar da konuştu. Hatay'daki en ilginç olayı yaşayanlardan biri de 30 yaşındaki Ali Aşkar. Beyaz eşya servisinde çalışan Aşkar, önceki hayatında dedesi olduğunu söylüyor. Aşkar hikayesini şöyle anlatıyor. Dedemin ismi de Ali Aşkar'dı. O 1980 yılında Mayıs ayında öldü. Ben de 1980 yılında Ekim ayında dünyaya geldim. Ailem onun ismini taktı bana. 3 yaşındayken çok farklı isimler
Aslında babam ve annemin bildiği isimleri söylemeye başladım. Daha sonra dedemin geçmişini anlatmaya çalıştım. Bunları ne babam ne de annem veya başka biri biliyordu. Anlattıklarımın dedemin anne ve babasını kaybettiği 7 yaşında başlayan hikayelerdi. Ben gözümü kapadığımda o anları, yani dedemin geçmişini, kendimin geçmişini hatırlıyorum. Önceki hayatımda babam ve annem öldükten sonra yengem bana baktı. Askerliğimi hatırlıyorum. 4 yıl boyunca askerlik yaptığımda nasıl zatürre olduğumu, nasıl acı çektiğimi hatırlıyorum. 63 yaşında nasıl öldüğümü de hatırlıyorum. Yüksek tansiyondan fenalaştım, felç oldum ve öldüm. Ben öldükten sonra ağlayan insanları da gördüm, taziyemi izledim. Normal bir insandan 10 kat daha sinirliyim. Yaşadıklarım çok kötü aslında. Aklımı başka şeylere vermeye çalışıyorum ama açıkçası yaşamayı sevmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 3 insandan biri reenkarnasyona inanıyor. Reenkarnasyon konusunda araştırmalar yürüten bilim adamları, dünya üzerinde şimdiye dek 69 ila 96 milyar arasında insanın yaşayıp öldüğünü tahmin ediyor. Araştırmacı Joe Fisher tarafından kaleme alınan Reenkarnasyon İçin Savunma isimli kitaba göre şu anda yaşayan 6 milyar kadar ruh en az 15-20 kez yeniden hayata dönmüş olabilir. Dünya çapında ise çoğu Budist ve Hindulardan oluşmak üzere 1.25 milyar insanın ruhunun yeniden beden bularak dünyaya döndüğüne inandığını tahmin ediyor. Ruhun yeni bir beden bularak yaşama dönmesi inancı reenkarnasyon Batı'ya 19. yüzyılda geldi. Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden Gallup tarafından yürütülen araştırmalara göre ABD'lilerin %27'si reenkarnasyona inanıyor. Yani neredeyse her 4 ABD'liden biri bunun gerçek olduğunu düşünüyor. %20'lik bir grup bundan emin değil, %51'lik bir grupsa bu inanışı kesinlikle reddediyor. Reenkarnasyon ve benzeri inançlara genellikle kadınlar daha çok rağbet ediyor. Kadın ve erkekler arasında, bu özellikle 30 yaşın üzerindekiler arasında daha yaygın. Eğitim seviyesi yükseldikçe reenkarnasyon inancı da giderek azalıyor. Peki siz reenkarnasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın.